Bugün 9 Temmuz 2021 Cuma günü. Ben dün 8 Temmuz 2021 Perşembe günü Almanya'ya giriş yaptım. 6 Temmuz 2021 Salı günü Türkiye'den çıkış yaptım. Bugün saat 10:30'da randevum vardı. Test yaptırdım. Testimin sonucu çıktı. Şimdi burada Almanya'ya giriş formunu dolduracağım. Bilgisayarımın ekranından açtım ben Almanya'ya giriş formunu. Bunu dolduracağım. Bunu doldurduktan sonra da test sonucumu buraya yükleyeceğim. 6 Temmuz Salı günü ben Türkiye'den çıkarken test yaptırmadan çıktım. Yollarda herhangi bir ülkede, herhangi bir sınır kapısında test sorulmadı. Almanya'ya kadar testsiz gelebildim. Almanya'ya geldikten sonra dün akşam, yani 8 Temmuz 2021 Perşembe akşamı randevu aldım. Bugün 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 10:30'da randevum vardı ve gittim test yaptırdım. 10-15 dakika sonra testimin sonucu mail olarak geldi. Negatif olarak sonucu aldım. Einreise Anmeldung DE sayfasında Almanya'ya seyahat edenlerin doldurması gereken formu dolduracağım. Bu formu doldurduktan sonra da test sonucumu buraya yükleyeceğim. Bunun için de ekran kaydı alıyorum şimdi. Bilgisayarımı kullanacağım. Bilgisayarım üzerinden yapacağım. Cep telefonu üzerinden de yapmak mümkün. Ama ben bilgisayar üzerinden kayıt alabilmek için bu şekilde hem telefonumdan görüntü kaydı hem de bilgisayardan ekran görüntüsünün kaydını alabilmek için bu şekilde bir sistem kurdum. Şimdi burada hemen hızlıca Almanya'ya giriş formunu doldurup test sonucumu da yükleyeceğim. Sayfamız einreiseanmeldung.de. Bu sayfa şu anda benim karşıma Türkçe olarak geldi. Bunu istediğimiz dilde kullanabiliriz. Şu şekilde birçok dil var burada. Ben Türkçe olarak devam ediyorum. Burada kalınacak yeri girin yazıyor. Buraya tıkladıktan sonra son 10 gün içinde bulunan ülkeler. Türkiye. Tur yazınca çıkacak. Evet. Türkiye ve Türkiye. Yani İngilizce ve Almanca olarak yazıyor. Türkçe olarak yazınca tamamını yazınca çıkmayacak. O yüzden sadece tur veya tür yazdığımız zaman yeterli. Bu çıkıyor ve seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra ileri diyorum. İleri dedikten sonra bulunmuş olduğunuz yer risk bölgesi diyor. Yani Türkiye'yi bir risk bölgesi. Şu anda hala basit riskli de olsa riskli ülkeler listesinde olduğu için burada iki bilgi vermiş. Neyle yükümlü olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini burada yazıyor. Uçak yolcularının prensip olarak uçuş öncesi test, aşı ya da hastalıktan iyileşme belgesi sunma yükümlülüğü vardır diyor. Uçak yolcuları uçağa binmeden önce test sonucunu göstermeleri gerekiyor. Aşı olduklarına dair belgeyi göstermeleri gerekiyor veya hastalıktan iyileştiklerini kanıtlayan bir belge göstermeleri gerekiyor. Bunların hepsini aynı anda değil. Hangisi varsa, aşı oldularsa aşı kartını, aşı olduklarına dair belgeyi, hasta olup iyileştilerse bunu kanıtlayan bir belgeyi, her ikisi de yoksa test olup test sonuç belgesini göstermeleri gerekiyor. Uçakla gidenlerle ilgili bilgiydi bu. Diğer ulaşım araçlarını kullanan kişiler giriş yapmalarından en geç 48 saat sonra negatif korona test sonucu, aşı belgesi ya da hastalıktan iyileşme belgesini sunmak zorundadırlar. Diğer ulaşım araçları, yani biz otomobille karayolundan gelenler en geç 48 saat sonra negatif korona test sonucu, aşı belgesi ya da hastalıktan iyileşme belgesini sunmak zorundadırlar. Benim daha 48 saat olmadı, 24 saat bile olmadı. Test sonucum elimde. Şimdi bu formu dolduruyorum. Yükümlülüğümü yerine getiriyorum. Aşağıda da prensip olarak risk bölgesinde gelen yolcuların giriş sonrası 10 gün karantinaya girmeleri zorunludur. Yani geldikten sonra uçakla veya karayoluyla ne olursa olsun prensip olarak 10 gün karantinaya girmeleri zorunludur. Karantina süreci bir test, aşı ya da hastalıktan iyileşme belgesinin yetkili daireye iletilmesi aracılığıyla sona erdirilebilir. Yani test sonucu şu an benim yaptığım gibi veya aşı olmuş olanların aşı belgelerini, aşı olduklarını kanıtlayan belgeleri ya da hastalıktan iyileşenlerin hastalıktan iyileştiklerini gösteren belgeyi buraya yüklemeleri yeterli olacak. Karantinanın sona ermesi için. Bunun için lütfen dijital giriş kayıt formunun sonunda bulunan yükleme işlevini kullanın. Biz bunu yapacağız şimdi burada. Devam ediyorum. Veri giriş bölümüne git. Şimdi veri giriş bölümüne geldik. Belgeler ve belirtiler diyor. Test, aşı ya da hastalıktan iyileşme belgeniz ve kendinizde koronavirüs enfeksiyonuna ilişkin belirtilerin olup olmadığını yazın. Dijital giriş kayıt formunun sonunda belgeleri yükleyebilirsiniz diyor. Burada seçeceğiz önce. Şimdi burada neyimiz var bizim onu seçeceğiz. Ondan sonra da
Sonunda da bu belgeyi yükleyeceğiz. Neyin varmış? Aşı belgeniz var mı? Ben de yok. O yüzden hayır seçiyorum. Hastalıktan iyileşme belgeniz var mı? O da yok. Ona da hayır dedim. Zaten seçili olarak geliyor. Sadece olanlar evet'i seçmesi gerekiyor. Negatif bir test sonucunuz var mı? Evet. Negatif bir test sonucum var. Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonuna özel öksürük, ateş, nezle ya da koku ve tat alma duyusu kaybı gibi tipik belirtileriniz var mı? Hayır. Hiçbirisi yok. O zaman ne dedik? Sadece negatif bir test sonucu olduğunu işaretledim buradan. Evet diye diğer hepsini hayır seçtim. Ve devam ediyorum. İleri dedim. Ulaşım aracı neyle geldin? Uçak, tren, gemi, otobüs, otomobil, kamyon. Ben otomobil ile geldim. Kalkış yeri, şehir ve ülke diyor. Ben buradan yine Almanca olarak Türkiye ve Çanakkale yazdım. Giriş tarihi. Dün girdim ben. Bugün ayın 9'u. Ben dün girdim. Ayın 8'inde giriş yaptım. İleri diyorum. Kişisel bilgiler giriyoruz buraya. Asir Mehmet. Önce soyadı, sonra adı yazıldı. Cinsiyet seçildi. Ve doğum tarihimi girmem gerekiyor. Doğum tarihimi girdim. Şimdi kimlik numarası istiyor ama opsiyon diyor. Yani istersen yaz, istemezsen yazma diyor. Geçtim orayı. Kişisel telefon numarası. Mümkünse cep telefon numarası diyor. Onu yazacağım buraya. Cep telefon numaramı yazdım. Bir diğer telefon numarası diyor. Bir diğer telefon örneği sabit hat. Opsiyon diyor. Yazmıyorum. Yani sadece mecbur olduğum yerleri yazıyorum. Yazmakla yükümlü olduklarımı yazacağım sadece. Opsiyon yazanlara hiç gerek yok. Buraya da e-posta adresi yazdım. İleri diyorum. İleri dedikten sonra burada verilen bilgilerin doğrulanması. Bilgilerinizi kontrol edilmesi için bir sonraki adımda size bir kod gönderilecektir. Kontrol için kodun e-posta ile mi yoksa SMS ile mi gönderilmesini istersiniz? Bir telefon numarası vermiştim, bir de e-mail adresi vermiştim. Ben e-mail adresime göndersin istiyorum ve ileri diyorum. İsteyen cep telefonuna da gönder diyebilir ve oraya gelen kodu da yazabilir. Şimdi buradan e-posta adresinizi doğrulamak için aşağıdaki kodu kullanın diyor. Bu kodu aldım buradan. Buraya yapıştırdım. Kodu onayla dedim. Onayladı. Geçti. Almanya'da kalacağınız adres diyor. Buraya adresimi karantinaya girersem nerede kalacağımı yazıyor. Adresi de yazdıktan sonra ileri diyorum. Evet, bir sonraki sayfada karantina yükümlülüğünden muhtemel istisnalar. Eğer aşağıda belirtilen istisnalardan biri sizin için geçerli ise burada belirtebilirsiniz. Eksik kalan bilgileri ayrıca aşağıda boş bırakılan bölümde tamamlayabilirsiniz. Lütfen yetkili resmi mercinin talebi üzerine gereken muafiyetin geçerliliğini açıklamakla yükümlü olduğunuzu dikkate alın. Muafiyetler genellikle virüs varyasyon bölgelerinde bulunduktan sonra geçerli olmazlar. Bilgi verilmiyor, seçili olarak gelmiş. Ziyaret amaçlı giriş değil. Acil tıbbi tedavi amacıyla giriş değil. Doktor, bakıcı, destekleyici, tıbbi personel ya da bakım personeli olarak giriş değil. İş, sağlık sektörü, kamu güvenliği ve düzeninin diplomatik ilişkilerinin ıvır zıvır değil. Eğitim ya da yüksek öğrenim amacıyla 5 güne kadar değil. Uluslararası spor etkinliği yok. Hiç sportif değiliz. Bir spor dalının federal çatı kuruluşta yok, o da değil. Almanya'da en azından 3 hafta sürecek bir işe başlama amacıyla giriş, o da değil. Bunlardan herhangi birisi değil. O yüzden bilgi verilmiyor olarak burayı seçtim. Çıkıyorum. Geçiyorum. İleri. Bu sayfada şimdi benim yaptığım işlemin bir özeti var. Kişisel bilgiler, isim, soy isim, cinsiyet, doğum tarihi, telefon numarası, e-mail adresi. Ülkeye giriş yaptıktan sonraki 10 gün içinde kalacağınız adres. O da burada. Tamam. Belgeler ve belirtiler. Aşı belgesi hayır. Hastalıktan iyileşme belgesi hayır. Test belgesi evet. Korona belirtileri hayır. Seyahat bilgileri Türkiye Çanakkale'den çıktık. Giriş tarihi 7. ayın 8'i. Girmiş olduğunuz tüm bilgileri kontrol ettiniz mi? Girilen bilgiler doğru mu? Şimdi gönder düğmesini tıkladığınızda bilgilerinizin doğru olduğunu teyit edersiniz. Bilgileriniz güvenli şekilde aktarılır ve aktarıldıktan sonra PDF dokümanı şeklinde bir onay gönderilir. Ve bu dokümanı cihazınıza kaydedebilirsiniz. Doğruydu bilgiler. Şimdi gönder diyorum. Form başarı ile dolduruldu. PDF onayını hafızaya al. Dijital giriş kayıt formunuzu doldurmuş olduğunuza ilişkin
PDF onayınızı talep üzerine sunabilmeniz gerekir demiş. PDF onayını farklı kaydet diyorum ve bilgisayarıma indirdi. Test aşı ya da hastalıktan iyileşme belgesini yükle bölümüne geldik. Lütfen onayı içeren PDF dosyasını hafızaya alın. PDF dosyasını hafızaya aldık. Ardından bir belge yükleyebilirsiniz. Bunun için mehmetasir@msn, yani benim az önce verdiğim e-mail adresini yazmış. E-posta adresine iletilen test aşı ya da hastalıktan iyileşme belgeniz için PIN kodunuz, başlıklı iletide belirtilen PIN kodu gerekmektedir. PIN kodunuzu alıp almadığınızı lütfen kontrol edin diyor. Hemen kontrol edelim. Evet, kodumuz gelmiş, PIN kodumuz gelmiş. Sayın yolcu, test aşı ya da hastalıktan iyileşme belgeniz için şu PIN kodunu kullanın diyor. Burada bir PIN kodu vermiş. Ben bunu kopyalıyorum. Eğer PIN gelmediyse burada PIN tekrar gönderilmeli tıklayarak tekrar PIN istenebilir. Bu bağlantı ya da onay aldığınız PDF dosyasındaki bağlantı üzerinden test aşı ya da hastalıktan iyileşme belgesini yükleme bölümüne geçersiniz. Şimdi buradaki link üzerinden ben gideceğim. Linke tıkladıktan sonra yükleme sayfasına gideceğim. Ama diyelim ki önce bu kayıt formunu doldurduk. Testi de yaptırdık ama sonuç çıkmadı. Test sonucunu birkaç saat sonra veya bir gün sonra yüklemek istiyoruz. Evdeyiz hala. Karantinadayız. Test sonucumuzu yarın yükleyeceğiz mesela. Yarın gelecek test sonucumuz. O yüzden bu sayfayı kapattık. Ne yapacağız? Bu sefer indirdiğimiz onay formu. Az önce formu doldurduğumuza dair bize gönderilen formu indirmiştik. O form üzerinde de yine aynı link var. Burada Upload Einreise Anmeldung DE'nin linki var burada da yine. Buna tıklayarak devam ediyoruz. Buna tıkladığımızda bu şekilde bir sayfa bizi karşılıyor. Test aşı ya da hastalıktan iyileşme belgesinin yüklenmesi. Yine Türkçe ve birçok dilde Türkçe'yi seçtik. Türkçe zaten seçili olarak gelmişti. Başka dilde gelirse de Türkçe'yi seçmek mümkün. Lütfen test aşı ya da hastalıktan iyileşme belgesini buradan yükleyin. Hangi testlerin resmi olarak kabul edildiğini Robert Koch Enstitüsü sayfasından öğrenebilirsiniz. Belgeyi yükleyin diyor. Buraya belgeyi yüklüyorum şimdi. Belgeyi yükleyin tıkladıktan sonra bilgisayardan belgeyi neredeyse onu seçtim ve buraya geldi. Test ERGEPMIS diye kaydetmiştim ben onu. Seçtim. Şimdi aşağıda ikinci aşamada PIN kodunu giriniz diyor. Az önce mail adresine gelen dijital giriş kayıt formuna belge yüklemek için gerekli PIN kodu başlıklı mailde bulunan PIN kodunu kopyalamıştık. Buraya yapıştırdım. Korona test belgesini postalayın. Bunu da tıkladıktan sonra form başarıyla dolduruldu. Uygulamayı şimdi kapatabilirsiniz. Benim işlemim bitti. Şu andan itibaren artık karantinada değilim. Türkiye'den test yapmadan çıktım. Hiçbir ülkede test sorulmadı. Almanya'ya kadar geldim. Aşı sorulmadı, test sorulmadı. Aşı olmadım. Hastalıktan daha önce yakalanıp iyileşmedim. Ve buraya geldikten sonra yaptırdığım test sonucumu gönderdim. Hayatıma devam edebilirim artık. Umarım faydası olur bu videonun. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.